Sokakta birisi gelse size sorsa, bir haberci sorsa, dese ki cezaevlerinin elektriği ticarethane kategorisinden mi ödeniyor yoksa konut kategorisinden mi, yoksa hiç elektrik faturası ödemiyor mu cezaevleri deseler ne dersiniz acaba? Bir kere ticarethane kesinlikle demezsiniz diye düşünüyoruz. Biz de öyle düşünüyorduk. Ama bir düzenleme söz konusu olduğunda bu konu gündeme geldi. Evet, mahkumlar cezaevlerinde ticarethane tarifesiyle elektrik kullanıyorlar. Evet, kendi tükettikleri elektriği ticarethane tarifesiyle uyguluyor, ödüyorlar. Herhalde paylaşılıyor aralarında. Tarifenin konut kapsamına alınması konusu gündeme geldi. Biz de hukukçu Emin Uğur Divitçi'ye bu konuyu sorduk. Elektriğe gelen son zamlarla birlikte ticarethane statüsünden faturalandırılan cezaevlerinde elektrik el yaktı. Mahkumların ödediği faturalar 3 kat artınca hükümlülerin kullandığı kişisel elektriğin konut kapsamına alınarak indirimli faturalandırılması istendi. Teklif AK Partili Oya Eronat'ta CHP'li Enis Berberoğlu ve Ali Haydar Hakverdi'den geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu'nda da masaya yatırıldı. Konuyu hukukçu Emin Uğur Divitçi TV100 ekranlarında değerlendirdim. Bence böyle bir düzenlemenin gelmesi gerekiyor. Çünkü mesken tarifeleriyle ticarethane tarifeleri arasında ciddi bir fark var. Ve her elektrik artışında da bu fark artıyor. Elektrik zamlarında bu fark artıyor. Bu nedenle böyle bir düzenleme oradaki cezaevinde bulunan insanlarımızın yararına olacağını düşünüyorum. Divitçi, revize enerji piyasası düzenleme kurumundan ayrı bir tarife uygulanarak yapılabilir dedi. Bence tarifeleri düzenleme yetkisi olan EPDK tarafından cezaevi ve tevkif evlerine yönelik ayrı bir tarife grubu tanımı yapılabilir. Çünkü bir elektrik tarifesini incelediğiniz takdirde mesken tarifesi, sanayi tarifesi ve ticarethane tarifesinin yanı sıra aydınlatma ve şehit ailelerine uygulanan tarifelerin olduğunu görüyoruz. Ayrı bir tarifeye de tanımlanıp ona uygun bir ücret de belirlenebilir, elektrik tarifesi de belirlenebilir veyahut da mesken tarifelerine dahil edilebilir. Zam öncesi 60 lira olan faturalar 180 liraya çıkınca milletvekillerinin indirim teklifine yanıt Adalet Bakanlığı yetkililerinden geldi. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile çözüm için çalışıldığını açıkladı. Türkiye'de 384 cezaevi bulunuyor. Mahkumlar kullandıkları televizyon ve su ısıtıcısı gibi kişisel elektrikli aletlerin faturalarını kendileri ödüyor. Ödeyemeyenlerin koğuş ya da hücresindeki elektrik ise kesiliyor. İlk patlak verdiği o kabus gibi günlerde çıksaydı ne iyi olurdu. Ama bilim boyacı küpü gibi aşı keşfedip seri üretime geçmiyor, geçemiyor. Covid bir salgın olarak geride kalırken Çinliler nihayet ağızdan alınan ilk Covid aşısını ürettiler, uygulamaya başladılar. Kapaklı bir bardağa eser miktarda konuyor. Sonra kapaktaki pipet gibi düzenekle bardak içinde oluşan buharlaşma ciğerlere çekiliyor ve kalan sıvı da emiliyor. Çinlilerin geliştirdiği yeni Covid aşısının uygulanmasına da başlandı. Enjektörden hoşlanmayanlar çok memnun. Mesela Mr. Chen. Bir bardaktan çay içer gibi. Soluduğumda sanki biraz tatlıydı. Çinliler ağızdan alınan Covid aşısına davetli hava anlamında Comirnaty Air adını verdiler. Piyasalardaki adı bu olacak. Davetli hava atlı aşı Çin'de, özellikle de Şangay'da hatırlatma dozu sırası gelenlere uygulanıyor. Aşı ağza sıvaştığında bir süre koruyucu olma özelliği de taşıyor. Aşıyı bulup geliştiren ve üreten firma aerosol türünü de yakında piyasaya sürecek. Lojistiği, dağıtımı ve uygulama kolaylığı sayesinde ağızdan alınan Covid-19 aşısının yoksul ülkeler içinde elverişli olduğu belirtiliyor.